1976 yılının Ekim ayının 5. günü İstanbul Bahçeşehir'de 21 yaşında bir genç kızın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Doğar doğmaz büyük bir sarsıntı yaşadım çünkü annem beni her anne gibi ayağını sallayarak uyutmaya çalıştı. Bir bebeği ayağında sallayarak uyutma fikri kimden çıktı bilmiyorum. Ama iyi bir fikir değil. Çünkü 6 aylıkken söylediği gerçek sallantıdan uyuyamadı. Annemin aranızda bir anne görebilir miyim? Ben anneyim, yani siz annesiniz. Çocuğunu salladınız mı ayağınızda ben? Çocuk burada mı? Bu. Ben de kardeşim. Ceyhun Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol. Ceyhun Bey, şu ana kadar birçok sanatçıyla röportaj yaptım fakat en zorlandığım en zorlandığım kişi sizsiniz. Çünkü birçok sanat alanında faaliyet gösteren bir kişisiniz. Evet, teşekkür ederim. Marifet. Ceyhun Yılmaz kimdir? Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Öncelikle ilk defa cevaplayacağım bu sorudan dolayı heyecanımı mazur görmenizi rica ediyorum. Efendim 1976 yılının Ekim ayının 5. günü 21 yaşında bir genç kızın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim. Ve hayatıma bir erkek çocuğu olarak devam ediyorum. İletişimle uğraşıyorum. Bir iletişimciyim. Bu iletişimi radyoda, televizyonda ve sahnede ve internette yapmaktayım. Peki. Kısaca. Bu akşam bize neler anlatacaksınız gösteride? Bu akşamki gösterimizin adı kirlenmeyen kelimeler. Evet. Ben kirlenmeyen kelimelerden bahsedeceğim. Hayatımı anlatacağım. Hayatımın da komik pencerelerinden tabii ki bakarak anlatacağım. Hüzün ve komedi biliyorsunuz iç içe yaşıyor evet. Hayatımızda. Bugün burayı dolduracak olan güzel insanlara hoş bir gece yaşatmayı düşünüyorum. Çünkü benim hayatımda aldığım en güzel hediye kahkaha. Neden sanıyoruz bu yüzüğü? Tamam ama ne olsun da bu yüzüğü? Serserisin. Türkiye'de ve Avrupa'da birçok noktada tüm annelerden aynı cevabı aldım. Serserisin diye. Siz yine güzel insanlarmışsınız. Şimdi doğuyu belli değil. Radyo programı hafta içi akşam 6 ile 8 arası devam etmekte ve gösterilerimiz devam ediyor. İnternette de bir çağın yayıncılığı adı verdiğimiz bir iletişimdeyiz. Bu bahsettiğim mecraların tamamını bir potada eriteceğimiz bir projeyle uğraşıyoruz. Siz uyuyor musunuz? Uyuyoruz. Çünkü mesela bunu bazen Twitter'da arkadaşlar da soruyorlar ama bunlar tabii ki bilgi eksikliği olan eleştiriler, sizi kastetmiyorum. Bilgi eksikliği olan eleştiriler oluyor. Çünkü gece 2'den sonra herhangi bir faaliyetimiz yok. Sabah ondan önce ve gece 2'den sonra yayın yapmıyoruz. Evet. Bundan sonra hangi yerlere gideceksiniz? Gösterin. Yarın Manisa Salihli'ye gideceğim. Daha sonra Ankara'ya gideceğim. Galiba bir Adana var ama bu ara çok gidemiyorum. Geçtiğimiz yıllarda daha çok gezerdim. Ama evet. Bu sene pek gezemeyeceğim Anadolu'yu ve Avrupa'yı. Sebebi İstanbul'da kalmam gereken size bahsettiğim projenin hazırlıkları başlıyor. Bu Haziran'a yetiştirmeye çalıştığımız çok yeni bir iletişim şekli hazırlıyoruz. O yüzden dostlardan biraz ayrı kalacağız ama daha sonra yine buluşuruz bir yerde. Peki bir sinema projesi var mı? Sinema aslında ben seviyoruz biz sizi evet, demeyi ama. Teşekkür ederim ama ben her yerde çok kısaca söyleyeyim ifade ediyorum. Bir oyuncu değilim. Bir oyuncu evet. Refleksi göstermiyorum. Sadece böyle arkadaşlarımın filminde böyle şekerlik olsun diye çıkıyorum tip olarak. Oyunculuğun eğitimini almadığım veya ustasını görmediğim için saygıyla o mesleğin uzağında durdum hep. Ama bu sene sorunuzun cevabı olarak Çakallarla Dans 2 filmi gelecek Kasım ayında. Orada bir sürprizimiz var size. Peki biraz radyo programından bahseder misiniz konsepti? Tabii. Radyo programı radyo programı o gün gezegende ne olduysa mizah ediliyor. Evet. İletişim şeklinin duysal iletişim yolu ve internet iletişimiyle eş zamanlı yapıyoruz yayını. Herkesin her an ister cümleleriyle ister sesiyle dahil olabileceği bir program önümüzdeki aylarda çok daha değişik bir şeklinde dediğim gibi göstereceğiz. Saat kaçta oluyor? Her akşam 6 ile 8 arası tam trafik saati. Sabahlarından hoşlanmadığımı anladım ama annem de durmuyor. Zorla bir şey. Beylere söyleyeyim yani. Birkaç kendi çocuğunu sallamış olan beyefendi vardı ama arkadaşlarımın çocuğunu falan ben sallamaya çalıştım. Böyle diye bildiği yerden sonra kalacak yakın ağla geliyor. Bunun da aynı hastası olan vardır belki bilmiyorum. Gelelim son kitabınıza. Gelelim anam, gelelim anam. 2011 yılında çıkarttığınız evet. Bir şiir kitabınız var. Hı hı. O dördüncü şiir kitabımız. Sevdiğim ikinci kadınsın sen. Evet. Şimdi 5. şiir kitabımız da aslında Ocak ayında çıkacak. 2013 yılının ilk ayında. Tamam. Onun adını da söyleyebilirim size. Söyleyeyim. Seni sevmeyi özledim, seni özlemeyi sevmedim.
Ya çok duygusal. Bak hiç şey ilgileniyor musun? Ne dediğimin farkında mısın? Bana mı söyledin? Bir sonraki sorudan sana söylemiyorum ama seninle konuşuyorum. Yavrum seninle konuşabilir miyim? Seni sevmeyi özledim, seni özlemeyi sevmedim. İnsan bir durur, aa nedir falan der. Ondan sonra çok duygusal mısın? Pıdı 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 sorular. Tasarım yapıyor sanki. Ben tasarım mıyım anam? Lütfen. Bir kaldırım taşı, bir yağmur, bir yaprak her şeyi tetikleyebilir üretimi. Yeter ki bu üretimi takip eden, karşılığında işte seven, bunu onaylayan, iltifat eden var olsun. Biz üretmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Rica ederim Nalan. Hadi gidelim Fikret. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin misafir hocasıyım. Aynı zamanda Akademi 35.5 Altan gördüğüm ve Vahide gördüğüm çiftinin okuludur. Kendileri bir Alize isimli kızları, bir de Akademi 35.5 isimli okulları var. Beraber yaptılar. Çok güzel bir okul. Orada da iletişim, medya iletişim dersine devam ediyorum. Bildiğimizi hangi aktarmadığımız... Günlerde? Çarşamba gibi ben arayayım seni. İstersen hangi günler? Ders programım işte haftalık, aylık olarak çıkıyor, sezonluk çıkıyor. Tam evet. Şu an bilemiyorum ama ne zaman çağırırlarsa gidip yapıyoruz. Peki onun dışında özel hayatınızda spor yapıyor musunuz? Ay hiç yapamıyorum. Neden? Yani o kadar isterdim ki uzun zamandır 2008 yılında yaptım spor 1,5 yıl. Sonra bıraktım. Bir de şımarıyor insan kilo verince. Ben 11 kilo verdim spor yaparak. Şimdi tekrar mı aldınız? Yo 86 kiloydum. Tekrarmış gibi mi duruyorum? Yo. O zaman gidip yapayım.